Herkese merhabalar. Geçiş Oyunu kanalının Dünya Kupası Fantezi programına hoş geldiniz. Maç günü 2 için yayındayız. Ben Sercan Ergün, yanımda Mert Akdoruk var. Abi nasılsın? İyi, sağ ol Sercan, sen nasılsın? İyiyim abi, ben de. Nasıl geçiyor ilk maç haftası? Yani ben kendi adıma çok iyi geçtiğini söyleyemem. Çok kısır maçları izliyoruz. Biz bu programı çekerken hatta ilk maç haftası sona ermedi. H ve G grupları oynanıyor son gün. Yine 40-0-0'lık bir maçı daha geride bıraktık. İsviçre'de öğlen seansında Kamerun'u 1-0 mağlup ettik. İki maçta sadece bir gol gördük. Ama savunmaların ön plana çıktığı değil, aslında hücumların iş yapmadığı bir turnuva görüyoruz birkaç maç haricinde. Birkaç sansasyonel skor dışında. Sen ilk hafta tercihlerinde kimlerden iyi puan aldın ya da genel hatlarıyla nasıl geçiyor? Yani genel hatlarıyla kötü geçen bir fantazi birinci haftası oldu. Çok fazla beklentisi olan futbolcuların hiçbir şey yapamadı. De Bruyne gibi, Phil Foden'ın oynamaması gibi mesela benim için sürpriz olan kısım. Daha sonra ben ilk programda Nick Pope'u alacağımdan bahsetmiştim. Oynama ihtimali var diye, ama sonra maç başlamadan Galindez'i almıştım Ekvador maçında. O da aynı 4.0'dı puanı. Galindez'i aldım. Oradan bir clean sheet geldi. Onun haricinde Mehle'den clean sheet aldım. Pavard'dan istediğimizi alamadık. Dumfries'den istediğimizi alamadık. Guardiol clean sheet aldı. O açıdan iyiydi. Rodrigo De Paul'dan bir hücum katkısı görmedik. Messi sadece bir gol attı. Arjantin zaten takım olarak iyi değildi. Birkaç oyuncu da değiştirdim. Beklentilerimin altında kaldım. Daha Neymar'ın oynamadığı bir kadro var. Neymar bu gece çektiğimizde 24 Kasım'dayız şu anda. Saat 18.30. Şu anda daha Portekiz, Brezilya, Sırbistan ve Gana, bunlar oynamadılar. Biz öncesine çekmek durumundayız. Çünkü bir gün sonra maçlar başlayacak. Yeni hafta. O yüzden böyle bir tam olarak göremediğimiz bütün takımları birinci gün geçti. Barış Arıkan'ın güzel tercihleri oldu. Şanslı olduğu noktalar oldu. Yani Lucas Hernandez 11 başladı. Aslında Barış'ın kadrosunda Theo Hernandez vardı. Ben Barış'a patladın Theo Hernandez'den dedim. Evet. Adam 30 dakika 30'dan önce Theo Hernandez oyuna girdi ve 30'dan sonra Fransa gol yemedi ve clean sheet'i alan tek defans oyuncusu Evet, Theo ilginç. Hernandez. Bu da çok ilginç bir şans ve tesadüf diyelim. Barış'ın iyi gitti. Ener Valencia almıştı o zaten. İki gol oradan geldi daha günün başında. Onun için güzeldi, benim için kötüydü. Abi şöyle, ben aslında burada senin ilk maç haftandan sonra şurada bir ekran paylaşımı yapacağım izninle. Senin şu anda biz kadronu görüyoruz burada, muhtemelen izleyenler görüyorlar. Şuraya taşıyorum. Senin Galindez şu an kaptanın görünüyor. Tabii otomatik olarak oluştu. Oyunda sadece bir kez kaptan değişikliği yapılabiliyor. Bunu özellikle biz belirtelim. Yani maç haftasında bir kez kaptan değiştirebiliyorsunuz. Sen yine Dumfries, Pavard, Mehle iyi koruyorsun. Burada senin Katar'dan Kuki var. Yani Senegal'i de çok iyi görmedim ben ilk maçta. Buradan bir clean sheet almak çok sürpriz olmaz. Biraz zor görünse de. Orta Ya sahada ben Bergwijn... Kuki'yi orada seçmeyeceğim bu arada. Yani ilk maçları İlk gün, evet. Kuki'ye, fakat yani ondan bir beklentim yok. İnsanlar işte Katar'a mı güvendim bu kadar kötü şeyden sonra demesinler. Çünkü zaten bu kadroyu şu anda kurdurtmuyor bana. Sadece Evet. transfer yapabilirim. Transferlerim de söyleyeyim hemen. Vehbi Kazri'nin yerine, şurada hemen söyleyeyim, Hakim Ziyeh'i aldım. Burada Belçika zaten görüyoruz. zamanları mı diye düşünebilir insanlar. Fakat Belçika'yı izlediğimde ben hiçbir şey görmedim. Kanada puanı kaçırdı diyebiliriz. Belçika'ya en az iki tane gol atabileceğini düşünüyorum. Courtois'ı geçebilirse. Onun haricinde de Phil Foden hayal kırıklığı oldu. Maalesef Southgate oynatmadı. Sterling'i tercih etti. Foden'ı da mecburen çıkarmak zorundayım. Yerine aldığım oyuncu da Daichi Kamada, Frankfurt'un ofansif oyuncusu. Rakip Costa Rica olduğu için aldım. Costa Rica'yı çok dağınık gördüm. Evet. İspanya oldukça iyiydi. Bunu kabul ediyorum ama Costa Rica'da bir o kadar kötüydü. O yüzden ben penaltı kullanma ihtimali de çok yüksek olan bir oyuncu Kamada Japonya'dan tercih ettim. Abi şimdi senin burada kadronu gösteriyoruz dediğim gibi. Zaten ilk gün hani ekstra bir şey olsa bu oyuncudan mesela puan alacaksın Katarlı oyuncudan. Muhtemelen onu bench'e atacaksın ilk günden sonra alacağı puana bağlı olarak. Burada kaptan değişikliği de yani kuvvetli bir takım görünüyor kağıt üzerinde. Bir de fikstür de uygun. Meksika'yı da çok iyi görmedim. Messi de o yüzden iyi.
Amerika Birleşik Devletleri'nin stoperleri Kane'e çok zorluk çıkarabilecek oyuncular değil. Burada tabii Neymar hala sırristan görünüyor çünkü henüz Brezilya oynamadı biz bunu çektiğimiz saatlerde. Kalecide de işte Martinez için. İsviçre'ye de iyi olur yani. Eğer ilk maç gününü iyi geçirirse Neymar, Evet. İsviçre'ye karşı da iyi olacaktır diye düşünüyorum. Burada da benim ilk maç haftamdaki puanları görüyor izleyenler. Galindo, senden kopya çektim son dakika. Teşekkür etmem lazım burada sana. O bir 6 puan katkı. Dumfries Meyle'den aldım. Pavard'dan ben de bir şey alamadım. Orta saha korkunç. De Bruyne, Kovacic, Bergwijn hiçbirinden bir şey alamadım. Di Maria, Trippier, Msaki var burada. Onların hepsini bence çektim. Kane 2 asiste rağmen 7 puan getirdi. Messi bir golle 12 puan getirdi. Bence burada biraz da puanlamada bir adaletsizlik var. Çünkü gol atamasa da Kane'in burada 7 değil en az bir 10-12 puanı bulması gerekiyor diye düşünüyorum ben. Asistin de bir forvet için değerli olduğunu düşünerek. Burada Burada farklı şey oluşturuyor. Shots on goal yani kaleye bulan şut evet. olayından. Messi tabii oradan ekstra puan aldığı için normalde 5 puan alacaktı sanırım. Ama 6 puan almış oldu. 2 katı da 12 oldu. Burada hiçbir değişiklik yapmadan ikinci maç gününe baktığımızda İran Galler bence ortada bir maç mesela. Senegal Katar, Senegal'e belki güvenilebilir ama direkt oyuncuya gitme anlamında baktığımız için biz biraz zor. Ekvator Hollanda tarafında Ekvator ilk maçta ne kadar kazansa da ben Hollanda'dan Dumfries'i tutacağım. Gücüm katkı beklediğimiz için bunu aldık biz. Kane aynı şekilde Amerika'ya karşı muhtemelen oynayacaktır. Burada aslında göze çarpan bazı maçlara bakmak gerekiyor Mert. Belki Avustralya Tunus maçında Tunus'tan oyuncu zaten sen almışsın. Avustralya çok zayıf. O yüzden 26'sında bir seansında Tunus'tan vardı, ben de çıkardım oynatmadığı için evet Behbi Hasan. yani Tunus'un da elinde zaten çok büyük oyuncular yokken Avustralya'ya karşı buradan puan getirebilirler. Suudi Arabistan Polonya'yı yenebilir ama tabii kadrolarda çok Suudi oyuncu olduğunu ben düşünmüyorum. Danimarka Fransa zaten çok dengeli bir maç. Meksika Arjantin daha keza. Japonya burada göze çarpan başka bir fikstür. Hızlı bir şekilde ben bir yandan paylaşıyorum. Japonya'dan oyuncu almak çok mantıklı gibi duruyor. FAS'a karşı Belçika yine senin dediğin gibi yani diye çok net iş yapabilir. Belçika savunması ağır bir savunma. Kanada Hırvatistan burada Hırvatistan'ı ne kadar beğenmesem de mesela Kanada'dan oyuncu tercihine çok gitmeyi düşünmüyorum. Bir de penaltı kaçırma durumları oldu orada Davis'in. Almanya İspanya çok göze çarpan bir fikstür. Bugün hiç beğenmediğim takımlardan biri Kamerun İsviçre karşısında. O yüzden Sırbistan'da ben Milinkovic-Savic var. İkinci maç haftasında da kadromu tutacağım. Gana Kore maçı Gana'yı henüz izlemedik ama Kore'yi ben beğendim. Sağlam takımlar. Kim Minje olan varsa kadroda bence tutsun. İsviçre Brezilya maçında da İsviçre yani Brezilya bence 2-2 gelecek buraya. Yani bir Sırbistan'ı yenip burayı da kazanacak diye düşünüyorum. Uruguay Portekiz'de Portekiz'den elinizde olan oyuncular mesela Leao şu an biz bu programı çekerken yedek. Kadronuzda Leao varsa şeye dikkat etmek lazım ama benim şurada mesela ekranı şu an görüntülemeyi ben durduracağım. Sana şunu demek istiyorum aslında katılır mısın bilmiyorum. Şu an 4 tane sıfır maç oldu. Ve teknik adamların çok fazla kadrolarında topçu tercihler yaptığını gördük. Yani dünyanın en iyi ofansif beklerinden biri mesela Theo Hernandez'le başlamamak. Yani Avustralya ile oynuyorsun. Çok mantıklı gelmedi bana. Mesela Dumfries, Trippier gibi ofansif beklerden de beklenenleri alamadık. Çünkü clean sheet gelmedi Trippier'den. Dumfries de orta saha hani yani bir orta saha aslında görünen savunma oyuncularından biri ama çok bir katkı sağladı diyemeyiz. Ondan ben golle de asist bekliyordum. Mesela Suudi Arabistan, Japonya sürpriz yaptı galibiyetlerle. Asya tarafından gelen çok kuvvetli takımlar. Bunlardan oyuncu almak mantıklı gibi duruyor. Kanada iyi oynadı. Bu 4 tane 0-0 maç var ama çok önemli. Öne çıkan bir kaleci performans yok. Turnuvada henüz kırmızı kart çıkmadı. Bunlar ilginç detaylar. Bir de ben en çok puan alan oyuncuları not aldığımda abi. Orta sahalar şu an ilk 3 sırada göze çarpıyor. Bukayo Saka 15, Dani Olmo 12, Rabiot 11 ki Rabiot'un en sürpriz performans olduğunu söylemek lazım. Saka ve Olmo 8 milyonlar bu puanları getirirken Rabiot 6,5 milyonla 11 puan getirerek aslında 1 milyona 2 puanlık fiyat performans oyuncusu olmuş. Sonra 3 tane forvet geliyor. Taremi 11 puan, Valencia 11 puan, Giroud 11 puan. Burada Valencia 6,5 milyon. Giroud'un kaçan balık olduğunu söylemek sanırım mantıklı. Sen de katılıyordun bana çünkü bir grupta konuşmuştuk. Torres de Gavi mesela 10 ve 9 puan getirmiş 7 milyonluk değerleriyle. Costa Rica'ya karşı oynadı İspanya. Kolay bir grup değil. İlk akla gelecek oyuncular olduğunu ben söylemeyi düşünmem. Mesela burada bu kadar puandan söz ettik. 10 puan getiren bir kaleci var. O da Thibaut Courtois. O da penaltı kurtardığı için ekstra bir performans getirmiş 6 milyonluk değeriyle. Bir diğer fiyat performans oyuncusu Preciado. O da Katar'a karşı 4,5 milyon değeriyle 9 puan getirmiş. Burada savunmacılar arasında asist yapan ve clean sheet getiren sadece Alba var. O da aynı zamanda penaltı da yaptırdı. Bu kadar performansa rağmen
7-0'lık galibiyette hem asist hem penaltı yaptırmasına rağmen 9 puan getirdi. 6 milyonluk değeri var. Alba'nın sonraki maçlarda alınması mantıklı gibi duruyor. Kadroda aslında ben az önce bahsettiğim gibi fikstürde çok müsait bazı takımlar var. Yani Japonya bunlardan bir tanesi. İngiltere grupta muhtemelen rakiplerini sürklase etmeye devam edecek. O yüzden İngiltere'den Sterling tercihi yapılabilir. Yani oyuna sonradan giren oyuncular da puan getirdi ama İngiltere'nin ikinci maçta alacağı galibiyet sonrası son maçta kaleci dahil rotasyonlu bir kadroyla çıkma ihtimali de çok yüksek. Diğer maçlara baktığımda Arjantin, yani Messi'yi ben mecbur evde tutacağım. Meksika'ya karşı Arjantin'in zaten ölüm kalım maçı, ilk maçı kaybettiği için. Diğer tarafta yani şu ana kadar en averaj takımı görülebilecek en zayıf takımlar Avustralya, Costa Rica oldu. İran 6 tane yemesine rağmen bence o kadar zayıf performans göstermedi. İlla ki zorluk çıkaracaklardır. Sonraki turlar için favori takımları da düşünüp kadrolara ekleme yapmak gerekiyor. 2 tane transfer hakkı var. Şu anda bu yüksek puan getiren oyunculardan Giroud eklemesi yine aynı şekilde forveti yapılabilir. Kaleci konusunda dediğim gibi çok ekstra, çok fazla para harcamanın mantıklı olduğu bir pozisyon değil. İspanya Almanya ile oynadığı için Alba'ya muhtemelen ben gitmeyeceğim. Diğer maçlara baktığımda yani Brezilya'dan belki bugünkü sonuca göre bir ekleme yapabilirim ama Güney Kore'den de Ghana karşısında savunma oyuncusu alınabilir gibi duruyor. Aslında abi Uruguay'ı da çok beğenmedim. O yüzden Portekiz'den de yine Cancelo alınmadıysa kadrolar alınabilir. Yani oyunun genel hatlarıyla puanlama tarafında ve yani oyuncuların fiyatları yüksek, çok yüksek puanlar getirmedi. Diğer oyunlar kadar çok keyifli olduğunu söylemek güç. Ama ilk haftayı hani bu şekilde değerlendirdiğimizde çok fazla kalecilerin ön plana çıkmadığı 4 tane 0-0'lık maçların oldu. Kontrollü maçları gördük. Ben ikinci maç haftasında clean sheetlerden ziyade daha fazla takımın gol bulacağı ve gollü maçların olacağı bir maç haftası bekliyorum. Sen nasıl düşünüyorsun? Ben katılıyorum. Tabii çok fazla şeyden söz ettiğin için hani her şeye yorum yapamayacağım ama farklı bir turnuva oluyor bence. Beklentilerin dışında gelişiyor. Kaliteli bir futbol olmuyor genel olarak. Kaliteli futbolun olmadığı turnuvalarda genel olarak hücum oyuncuları çok fazla iş yapmaz ama zaman zaman işte böyle İspanya gibi takımlar denk getirdiği takdirde küçük takımların diye hani tabir etmek doğru olmaz belki ama Yani daha daha favori gösterilmeyen underdog diyebiliriz. favori olmayan takımların çok fazla kapalı kutu olduğunu görüyoruz. Burada Suudi Arabistan beklentilerin çok daha üstüne çıkarken, Japonya Kesinlikle. beklentilerin çok daha üstüne çıkarken, Costa Rica beklentilerin çok çok aşağısında kalıyor. Evet. Bunu da tahmin etmek çok kolay olmuyor. Costa Rica geliyor zaman zaman turnuvaya renk katıyor. Ama o Kuzey Amerika'daki rekabetin olmamasından dolayı durumun ne olduğunu tam kestiremiyorsunuz. Aslında Costa Rica birlikte oynamaya çok fazla alışık bir takım. Genelde 10 senedir, 10-15 senedir beraber oynayan bir ekip var. Ama aslında bu beraberliğin çok da fazla sahaya yansımadığını görüyoruz pozitif anlamda. Dolayısıyla çok karmaşık işler. Ben dediğim gibi Costa Rica'yı iyi bulmadığım için Japonya, Almanya maçındaki galibiyeti bu maçtaki galibiyetle perçinlemek isteyecektir. Bence Japonya'dan bir oyuncu almak elzem gibi düşünüyorum. Katar-Senegal maçında Senegal'den belki bir savunma oyuncusu tercihi yapılabilir. Çünkü Evet. orta sahalara baktığımda Çok kreatif yaratıcı değil. Evet. oyuncuların hiçbiri orta saha yapılmamış. Krepin Diak da dahil hepsi forvet olarak gözüküyor. O yüzden forvette ben tercihimi Senegal'den yana kullanmayı düşünmüyorum şu anda. Ama yine de isteyenler kullanabilir tabii ki. Çünkü hani birçok alternatif vardı forvette. Ben gittim bütün baba adamları aldım. Messi, Neymar'ı, Kane'i falan. Barış gitti bir Enner Valencia tercihiyle mesela bana karşı çok daha fazla fark yarattı ve başarılı oldu. Bu tip tercihleri tabii ki önerirsek eğer hepsini önermiş oluruz oyuncuların aşağı yukarı. Evet. O yüzden insanların kendi tercihleri olacak. Galler-İran maçı var. Bu maçın da ben çok orta saha mücadelesi şeklinde fazla mücadele ağırlıklı bir maç olacağını düşünüyorum. 1-1 gibi bir skor olabilir ki bu da hem clean sheet'i kaybolması hem de hücumda alınacak bir oyuncunun iyi iş yapmaması anlamına gelecektir. Dolayısıyla kadrolar arasında özellikle hani birinci ile sonuncu arasında diyeyim böyle çok fazla büyük farklar ben şahsen beklemiyorum. Genelde birkaç oyuncunun yaptığı ekstra katkıyla bence birinciler belirlenecek gibi geliyor bana. İngiltere'nin sayını götürür bence. İkinci maçlarda bence bazı kadrolar değişecek abi. Japonya mesela Almanya maçı da Arjantin'den ben diyorsun düşünüyorum baya. Ben ben de Rodrigo de Paul'u mesela hiç güvenmiyorum. Oynamama ihtimalini öngörüyorum ama iki Papu da tane de eşlik attım. oynamaz. O yüzden mecburen tutuyorum Evet. yani. Papu da oynamaz. Ben de öyle düşünüyorum.
Mesela senle şu an programı çekerken Portekiz Gana var. Portekiz hem Bernardo Silva hem Bruno Fernandes hem Felix hem Ronaldo ile çıkmış. Gana'ya baktım. 3 stoper, 2 bek ve önünde 4 tane orta saha. Kudüs ve Ayew tabii hücum özellikli oyuncular olsa da Inaki Williams'la beraber. Partey falan sağlam bir kadro olsa da Portekiz'e karşı mesela Gana çok garantili çıkmış. İkinci maçlarda ben Arjantin, işte Japonya, Almanya gibi takımlardan kadrolarda değişiklikler bekliyorum. Ben ikinci maçlar için İspanya karşı olmasaydı Musiala'yı önerebilirdim ama bu maç için almak zor. Biraz değişiklikler olacak gibi geliyor özellikle yani maç kaybeden ya da umduğunu bulamayan takımlarda. Mesela bir sonraki maçta Uruguay Cavani ile başlayacaktır. Suarez'i ben hiç iyi görmedim ya da diğer önde oynayan genç oyuncuları zaten profesyonel kariyerinde bile neredeyse gol atmamış bir isim. Onu da kullanacaklarını düşünmüyorum. Orada farklı bir kadro olabilir. Bugün Valverde bizi biraz heyecanlandırdı. Benim kalan kadromda olduğunu zannediyordum. Yokmuş. Şu an Brezilya'yı ve Portekiz'i bekliyoruz. Zaten ilk maçlar oynanan takımları az buçuk gördük. Clean sheet'i ilk maçlarında yapan bazı takımlar var 1-0'lık skorlarla ama onlarda da rakiplerin yani Belçika'nın savunmasına ya da bugünkü İsviçre'nin savunmasına çok güvenilmemesi gerektiğini düşünüyorum. Genel hatlarıyla benim düşüncelerim bunlar abi. Sen eklemek istediklerin varsa söyleyebilirsin. Yok, teşekkür ederim. Ağzına sağlık. Dinleyenlere teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Burada Dünya Kupası Fantezi'de maç haftası, ikinci maç haftasını noktalıyoruz. Bir sonraki maç haftasında farklı bir ekiple muhtemelen karşınızda olacağız. Orada ikinci maçlarda oynandığı için artık son maç haftasında farklı hesaplar yapılıyor olacak. Bizi dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Bir sonraki programda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Hoşça kalın.